Aman aman, bugün ne kadar da güzel bir gün. Videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Ben de emlak dükkanıma gidiyordum. Hayır. Hayır ulan. Ulan bir gün bugünün geleceğini biliyordum oğlum. Siz sürekli emlak istediniz. Al işte size emlak. FBI. Oğlum katilliğe, psikopatlaya ev sattım. Sonunda beni tutuklayacaklar galiba. FBI zent oynuyor mu biniyor lan? Anasını avyadını. Arkadaş. Lan. Oğlum. Bu FBI Zentoyna'ya nasıl biniyor? Oo, selamun aleyküm gençler. Videonun çok da hoş bir kısmına denk gelmediniz. FBI beni tutuklayacak da. Katilliğe ev sattım ya. Beni enselemek istiyorlar. Lanet olası fedayalley. Tanıdığınız iyi bir avukat var mı? Oğlum artık buraya kadar geldik. Buradan sonra kaçış yok. Hadi bismillah. Asistan kızım ayadı. Çok acil bir duyum var. Gelmen lazım, emlakçı dedi. Anam. FBI mı lan bunlar? Oğlum hiç FBI'ya da benzemiyor lay ama. Efendim, ufukta küçük bir çocuk göründünük. Guah. Oğlum cins bu yayı kesiyorlay. Lan kaçsam mı? Yok. Önce videoya bir giyiş yapayım. Ondan sonra kaçaysak kaçayız, bakayız o işteye. Hadi videoya giyiş yapalım. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te bebek emlakçıya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bebek emlakçının emlakçı dükkanı bayağı bildiğiniz pavyon gibi renklenmiş. Benim aklıma direkt pavyon geldi şunu görünce. Gördüğünüz gibi rengarenk olmuş. FBI araçları kapıda. Ayrıyeten bir zentorno var. Burada bayağı karışık bir olaylar dönüyor. Bakalım bugünkü müşterimiz kimmiş? Gerçi siz başlığı okuyunca zaten biliyorsunuz. Benim böyle sürpriz giriş yapma gibi bir lüksüm yok ama işte idare edin. Bakalım bugünkü müşterimiz kimmiş? Hadi başlayalım. Aman neye geldik? Selamun aleyküm FBI'daki abiley. Tutuklayacak mısınız beni? FBI mı? Yoksa CIA mi abi? CIA mi? Homeland Security mi abi? Homeland Security mi? Yok anasının artık. NSA mi abi? NSA mi? Çocuk ne diyorsun sen? Oğlum bunlar FBI değil. CIA değil. NSA değil. Kim lan bunlar? Homeland Security hiç değil. Geç aykalayın da Security yazıyor. Olabilir ama. Abo. Baksanıza hey yay koyuma. O ne lan? Oğlum benim yayımda birisi yayılmış yatıyor. Çekil lan. Çekil. Anam. Asistan kızım. Gözdeğim beni yamultmuyorsa. Bu. Ay evet patron. Sonunda ilk defa bir katil gelmedi. Arka arkaya triple kill yapmıştı bize. 3 kere katil gelmişti. Patron bu katil değil. Selamun aleyküm baba. Lan sen. Messi abi. Lionel Messi. Ya kızım, bu da futbolun katili değil mi? Attığı golley maşallah. Vay benim Messi abim. Çekil lan şöyle. Messi abi. Koyuman bayılmış abi. Abim, nasılsın abim? İyiyim de baba. Senin baban nerede? Ben bebek emlakçıyı görmeye geldim baba. Benim Messi abim. Bebek emlakçı benim. Nasıl yani baba? Bebek emlakçıyı... Bebek mi işletiyor? Oğlum salak mı lan bunlar? Kapının girişinde vesikalık fotoğrafım var. İlanda bebek emlak yazıyor. Adam bebek mi işletiyor diyor anasını satayım. Yok, Trump işletiyor. Trump mı işletiyor? Sakin ol baba, kızma. Estağfurullah, Lionel Messi abi. Sana kızmak ne haddime Lionel abi. Buraya niye geldiğimi tahmin ediyorsun değil mi baba? Tahmin ediyorum abi. Senin tipinde hep o vardı abi. Sen ajana benziyorsun. Abi FBI mi CIA mi NSA mi Homeland mi? Omlet mi? Ne omleti baba? Omlet değil lan Homeland. Vallahi ne diyorsun bilmiyorum baba. Benim İngilizcem pek yok. Omlet momlet de sevmem. Sporcuya yaramıyor biliyor musun? Ya abi diyorum ki hangi ajansla çalışıyorsun? Yani hangi adamlaydansın? Abi beni tutuklamaya geldin değil mi? Katilliğe ev sattım ya. Tutuklamak mı? Ben polis değilim ki baba. Senin Ronaldo'ya ve Neymar'a ev sattığını duydum. Namussuzlara güzel ev satmışsın baba. Benim ev eskidi. Burada bir Recep diye bir eleman vardı. O satmıştı bana baba. Şimdi evi değiştirmenin vakti geldi. Ronaldo çorap değiştirir gibi ev değiştiriyor. Benim neyim eksik? Duy abi tutuk... Nasıl? Sen şimdi benim emlakçı fakir dükkanına koskoca Messi... Ev almaya mı geldin? Evet. Sen şimdi beni tutuklattırmayacaksın. Evet. Ha
payasıyla ev alacaksın. Evet. Ha paya vereceksin. Evi beğenirsem evet. Ha sen zenginsin. Oğlum dünyanın en iyi oyuncularındanım baba. Tabii. Ha sen paya sıçıyorsun. Allah. Hoş geldin abim. Bebek emlak iyi misin baba? Yani senden alt üstü bir ev almaya geldik. Ne abarttın baba? Aman benim Messi abim. İlk defa bir katil müşteri değil. Uzun zamandır. Katil Jane'den Sonya. Sen var ya sen. Allah yalayım seni. Yani yalayım derken sevimli ya ondan. Bir de payası var ya. Bir de katil değil ya. Oğlum şans yüzümüze güldü lan. Katil değil katil. Değilsin değil mi abi? Ne değil miyim? Katil abi. Yok baba. Lakin senin müşterileri duydum. O yüzden koruma getirmiştim baba. Lakin bana gayet güvenli bir yer gibi göründü senin dükkan. Güvenli diye abim, güvenli olmaz olayım mı benim Messi abim. Lionel Messi abi. Abi, nasıl bir ev istiyorsun abi? Ha bak şimdi en güzel soruyu sordum bebek emlak. Ben var ya, Ronaldo'nun, Neymar'ın evinden daha pahalı, daha lüks ama daha yeni. İnşaatı yeni tamamlanmış bir ev istiyorum. O niye abi ya? Ne yapacaksın yeni evi? Hep hazır yapılmış ev aldım. Hep sıkıntılı çıktı baba. Bu sefer diyorum ki evin birkaç kısmını da ben halledeyim. Ev şöyle güzel olsun ama yani ben de biraz oynama yapabileyim evde. Abi hayırdır? İç mimarlık peyzaj falan mı okuyorsun? Yok be baba. Ronaldo'ya hava atacağım. Ben yaptım evi fakir diyeceğim. Biliyorsun ben onunla yarıştım. He abi gördüm o videoyu. Bayağı güzeldi. Eyvallah baba. Siz görmediniz mi? Bu videonun sonunda ve açıklamada bulabilirsiniz. Ronaldo ve Messi kapışmıştı. Hem de motoylayla. İzlemeniz tavsiye olunuy. Çok seksi bir video. Seksi olmasa da eğlenceli. Elinde benlik bir ev var mı bebek emlakçı? Olmaz oluy mu benim Lionel Messi abim? Sen iste yeteği abim. Patron. Ben de evi gezmeye gelebilir miyim? Evi gezmeye mi? Ne yapacaksın ki aslan kızım? Ay bu yakışıklıdan ayrılmak istemiyorum patron. İlk defa birisi beni öldürmek istemiyor. Yazık lan kızın psikolojisi bozulmuş gördünüz mü? Oğlum kız resmen ölmeyi bekliyor lan. Ne biçim bir işveyensem. Kadın ölmeye yazı olmuş. Çok saçma değil mi lan? Olmaz aslan kızım. Sen dükkanda kal. Bakaysın başka müşteriler geleyi tamam mı? Ay patron. Ama ben burada kalmaya korkuyorum. Ya bir katil gelirse patron? Endişe etmeyin güzel hanımefendi. Ben korumalarımı burada bırakırım. Onlar sizi korur. Ay sahiden mi? Ne oluyor lan? Benim asistan Messi'ye mi yüyüyor? Oğlum kayı bayağı bildiniz Messi'ye yüyüyor lan. Lan benim asistana. Benim ofiste. Oyayım lan ben bu Messi'yi. Şimdi yani Messi abi. Yani benim asistana yüyümezsen. Kızım şşt. Sen de doğru düzgün duy kız. Şşt sana diyorum. Ay pardon patron. Kızı rahat bırak baba. İstediğine yürüsün. He oluyor anasını satayım. Bunun gibi güzel ve ucuza çalışan asistanı ben neyde bulacağım lan? Milyon dolarlara ev satıyorsun baba. Niye cimrilik yapıyorsun ki? Sana ne lan? Adama bakın. Keyfimin kayası sanki. Zenginiz dedik de aptal değil oğlum. Neyse baba. Hadi evi görmeye gidelim. Gel bakalım benim Lionel Messi abim gel. Ulan yes man var ya. Şu sürpriz yumurtalay gibi. Hani içinden katil bekliyordum. Messi çıktı lan. Senin arabayla mı gidiyoruz baba? He abi benim Ayaş'la gidiyoruz ya. Niye ki? Benim Zentorno'ya binsek ya. He abi olmaz. Benim Zentorno'yla ilgili çok kötü bir anım var abi. Ulan katil Jane. Manyak kayı. Bir önceki müşterin senin Zentorno'yu parçaladıydı değil mi? Ha, siz onu izlemediniz mi? İzleyin oğlum. Lan Zentorno'm parçalandı. Ama kayıya kalktıydım. Kazık fiyatı yani. Gel benim Messi abim gel. Senle gidelim abim. Sıkı tutun Messi abi. Sana öyle bir ev satacağım ki abim. Götün başın açık kalacak. Yani abim şaşıyacaksın. Hadi ya. Bu Ronaldo'ya sattığından daha iyi değil mi? Eyvallah abi. Abi sana öyle bir ev satacağım ki. Ronaldo görünce diyecek ki. Messi bana sat bu evi Messi. Hadi ya. Allah Allah. Ulan ben ne şanslı bir çocuğum be. Baksanıza. Messi'sinden tutun Neymar'ına. Ronaldo'sundan katiline. Herkes bana kazık yemeye geliyor. Herkes. Ne dedim baba? He yok bir şey abi. Nasılsın iyi misin? Ben iyiyim de. Ev sence ne kadar tutar? He abi oraya bir gidelim ben sana kazığı bir çakayım. Yani Messi abim. En uygun fiyattan satacağım abim. Hadi inşallah. İnşallah inşallah abi. Niyeyse içimden bir ses sen beni kazıklayacaksın diyor ama. Estağfurullah abim. Kim? Ben. Messi abi. Benim kimi kazıkladığım görülmüş ki. Çaypılacağım lan. Doğru. Eli yüzü temiz bir bebeğe benziyorsun ama. Abi bunun ekmeğini çok yiyoruz tabii. Yani Messi abim.
Allah razı olsun abim. Sen de eli yüzü temiz bir adamsın abim. Eyvallah, sağ ol, sağ ol. Rica edeyim abim, Messi abim. Ulan oğlum, gökten yesme Messi yağdı lan. İnanamıyorum. Ev daha ne kadar uzaklıkta? He abi, fazla kalmadı. Güneş doğduğunda oy doluyuz abi. Ve geldik Lionel Messi abi. Gördüğün gibi havada aydınlandı abim. Yalnız abim. Ev gibi ev. Tam istediğin gibi abim. Yeni yapılmış abim. Hadi ya. Allah Allah. Lan çok güzele benziyor. Abim, bu yazı dünyanın en yüks, en seksi, en pahalı evliğinden birisi abim. Hadi ya baba. Yalnız sen koltuğa giriyorsun lan. He abi, yapacak bir şey yok. Ayasıya takılıyoruz öyle işte. Sen allı iş etme abim. Evi çok merak ediyorum bebek emlak. Gezdir bana baba. Hay senin babanı. Gel abi gel. Gel benim Lionel Messi abim gel. Evet Messi abi. Bu yası gayaj giyiş abim. Şöyle giyelim. Gördüğün gibi buyda iki tane ayaç var. Abim isteysen ayaçlı, isteysen ayaçsız alabilirsin. İkisinin de fiyatı aynı. Ben ayabalayı atmanı tavsiye etmem. Götüyü sataysın. Abim bu yası büyükçe bir gayaj giyişi. Payti mayti veysin. Kayılay kızlay. Abim toplanıyorsunuz bu ya. Sabaha kadar. Ne diyorsun bebek? Sabaha kadar ayabalayınız buyda bekley abi. Lan bu da mı fesat? Koskoca Messi. Vay anasını satayım. Yani Messi abi sana hiç yakıştıyamadım. Hadi Neymar neyse. O biraz genç de. Abim sen hiç olmadı. Gördüğün gibi gayaj abim. Hayvan gibi. Abim buydan küçük evley var ya. Böyle gayaj oluyor mu? Baksana. Bu zamana kadar sattığım en büyük gayajlı evleyden birisi abi. Gördüğün gibi buyda bir tane çalışan var. Abicim bu da her şey dahil. Yani evi alınca bu salağı da alıyorsun. Ne yaptın lan? İyilik bebek emlak abi, ne yapayım? Nasıl gidiyor oğlum işley? Ne olsun bebek emlak abi? Oturdum bekliyorum. İyi bekle bakalım. Abicim bu tamicin. Buna vay ya, vuyucan kıybacı, vuyucan kıybacı abi. Buna fazla yüz verme. Geçen bunu yatak odasında yakaladım abi. Almış eline değgiyi. Oya buya sabaha kadar. Ne diyorsun baba? Değgi fıylatmış abi. Robotlarla ilgili değgi okuyor da. Lan değgi deyince aklı neye gidiyor, gördünüz mü? Demek ki içinde var oğlum adamın. Lan ben de ne talihsizim be. Müşteriliğimin hepsi fesat. Abim, buyda gördüğün gibi böyle sevgilemelik yeğim var. Yani en güzel ayaçlayını buyda sevgileyebilirsin. Şimdilik gördüğün gibi son model iki tane var. Tabi sen bunları beğenmemişsin de ya abi. Olur mu baba? Güzel araçlarmış lan. Sen bir de bunların faturasını göy. Kol gibi kol. Ne dedim baba? Ha yok bir şey abi. Ayabalayı beğenmene çok memnun oldum abi. Beğensen de beğenmesen de zaten faturayı sana sokuyorduk. Abicim, bu yası yine böyle bir sunum odası. Yeni bir ayaç mı alacaksın? Bile yine fikir mi danışacaksın? Bak, buyu da fikir verecek elemanlay abim. Bunları ayaç uzmanlayı sana heytülü konuda yaydım coluylay. Selam kızım, ne yaptın? Ay aleyküm selam bebek emlak bey, ne yapayım? Oo Messi mi lan o? He bu Messi işte ya. Gelmiş bana ev istiyor. Messi abim, boyu da bilgisayarla vay. Hani Ayka plan yapmak isteysen, gördün mü? Aykan da ayaç oluyor abim. Duyduğuma göre sen de az oyuncu değilmişsin abi. Vay mı sende de öyle şeyle ya? Neymar kantıyı falan atıyormuş ama. Sen de yapıyormuşsun galiba öyle şeyle. Tabi baba, azıcık bizde de bir oyunculuk var. İyi iyi abim. Sana şimdi evin geyik alanını gezdiyim. Abim biraz koşmamız gerekebilir. Çünkü ev büyük biliyor musun? Abim bu yas işte eski ayaçlarla falan dolu. Şayet modifiye yapmak isteysen. Gördüğün gibi seni hemen giyişte. Bir otuyma lobisi ve eşek kadar ekran kayşırıyor. Abim 78K. 78K mı? He abi senin için yaptıydım, nasıl? Oğlum bu ne lan? Abim 78K televizyon. Bir tek sende olacak abim. Dünyanın en pahalı evinde abim. Yani senin evin abim. Hadi ya. Eyalli abi. Bu yası dünyanın en pahalı malikanesi abim. Buyda bu olmayacak da ne olacak değil mi? Şurası spor salonu mu? He abim spor salonu. Hem sen niye acele ediyorsun ki abi? Ben gezdireceğim zaten. Abim gördüğün gibi boks eldivenleri falan vay. Buyda spor sulayı vay abim. Spor suyu mu? O ne be? Yani enerji içeceği abi. Gördüğün gibi buyda dumbbell'lay, mumbbell'lay, bifix'lay, jite'lay, juite'lay. Hey şey vay abim. Buyda bir kum toybası vay. Bunun ağzını yüzünü kıyaysın. Sinirlendin mi? Alıysın şuydan ay dumbbell'layı. Kaldıysın. Siniyin gide abim. Vay güzelmiş. Hey halde abim.
Sadece bu odaya neyden baksan 30 milyon dolar döktüm abi. 30 milyon dolar mı? He abi. Sen en pahalı evi istemedin mi? İşte en pahalı ev. Oğlum Dumbledore only yalan. Bunu fena kazıklayacağım vay ya. Vuyacağım kıybacı, vuyacağım kıybacı. Zentoyno'nun payasını bir evden çıkartmak lazım değil mi? 10 liyalık Dumbledore oldu size 30 milyon dolay. Allah'ın işi. O 30 çok değil mi baba? Aman abim, Ronaldo duymasın. Yani Sonya seninle dalga geçey abim. Fakir. Bir Dumbledore 30 milyon veremiyor mu de abim? Ha, harbi mi? Yallah abi. Ben seni düşünüyorum yani abim. Yoksa sana kazık atmak gibi bir niyetim falan yok. Beni tanıyorsun abim. Niyeyse içimden bir ses sanki şeytandan ev almaya gelmişim gibi hissediyor da. O içindeki ses doğuyu hissediyor abi. Seni kazığın kıyalına tutlayacağım. Yani Messi abim. Buradan tıymanıyoruz. Gördüğün gibi meydiven meydiven değil. Bayağı bildiğin abim. Böyle gördüğün gibi uzun bir yay yani. Ne diyeceğimi bilemedim abi. Burası mutfak. Burada bir tablo var abim. Picasso'nun. Gördüğün gibi sen geçtikçe kan attı iliyor o tayafa. Bir dakika lan. Az önce öyle oldu. Şimdi niye olmuyor ki? Bu tablo Picasso'nun mu? Yok. Sümüklü Fico'nun. Tabii ki de Picasso'nun abi. Harbi mi lan? Ne bileyim oğlum, Allah Allah. Kiminse kimin değil mi? Sonuçta zengin işi göğünüyor mu göğünüyor. Ne yapacaksın anasını satayım? Ha Picasso, ha sümüklü Fico. İkisi de çiziyor değil mi? Sanata bakış açıma bakın, görüyor musunuz? Ne kadar yezilce değil mi? Bebek emlak. Picasso hiç boş durmamış. 3 tane çizmiş. Abim, bunlar sanatçı yuhlu adamlar. Ne zaman ne çizdikleri belli olmuyor ki. Doğru. Abim bu yası mutfak. Bu da yemekleri, omletleri, çikolataları, piskevitleri yapaysın. Bu yası salon, oturma odası, banyo odası. Bu yası her şey oluyor abim. Gördüğün gibi burada bir PlayStation 4 var. İçinde oyun var mı? Yok abi. Niye yok? Ne bileyim abi, Allah Allah. Oğlum dünyanın en pahalı evi diyorsun. PlayStation'ın içinde oyun yok. Ya tamam abi, ben koysan yükleyeyim, merak etmesen ya. Şaka lan şaka. Milyon dolaylık evde koysan yükleneyim mi oğlum? Daha doğrusu milyar dolay. Çaktırmayın, susun. Abim bu yası balkon, teyaz ve havuz odası abim. Gördüğün gibi şu yası şöyle bir oturmayı iyi. Baksana abim, bu yası şömine. Bu yayı yakacaksın. Şu yaya geleceksin. Sıcak şey yap, soğuk şey yap, ne bileyim ılık şey yap. Oydan istediğini alacaksın. Ondan sonra sevgilini yatayacaksın. Ve sabaha kadar. Sen ne diyorsun baba? Beya bey şayap içeceksiniz lan. Oğlum bunu anlaması bu kadar zor mu lan? Ben adama şayap diyorum. Adam konuyu ayap anlıyor arkadaş. Ne yapacağız lan biz bunlarla? Manyak oğlum bunlar. Ne bileyim sen konuya öyle girince. Ya yapma, gözünü seveyim abi. Fesat olma. Sen Messi'sin abicim. Yakışıyor mu sana? Abim ev yeni inşaat olduğu için havuzu doldurma fırsatımız olmadı. Görüyorsun eşek gibi havuzu var abim. Bu yası içki bay. Buyu da istediğinizi içeysiniz. Şu da oyun salonu abim. Bilaydosundan tut. Basket toplayana kadar her şey vay. Dışarıda gördüğün gibi basket sahası vay. Abim ev ev değil. Bayağı bildiğin cennet abim, cennet. Duy, ben sana havuzun devamını göstereyim. Öyle bir havuz vay ki abim, şok olacaksın. Bak görüyor musun? Buya koca koca kayalar koyduk. Buya suyu dolduyunca dehşetül vahşet göğünecek abim. Baksana. Havuz ta oyuya kadar gidiyor, gördün mü? Evin giyişine kadar abim. Oha lan, çok büyük değil mi? Abim sen koskoca Messi'sin değil mi? Lan hıyay, payan yoksa niye geliyorsun? Vaysa niye aitistik yapıyorsun değil mi? Alacağım dedin mi dedin. Abim bu kayalayı denizin Atlantis'in dibinden çıkarttık. Tanesi 1 milyon dolar abi. Neyin tanesi 1 milyon dolar? Kayalayın. Nasıl 1 milyon dolar lan? Bayağı bildiğin 1 milyon dolar abi işte. Oğlum altı üstü kaya lan. Buna 1 milyon verilir mi? Abi sen cimri misin? Yok, cimrilikten değil de. Yani 1 milyon. Abi pintilik yapma. Sana koskoca milyar dolaylık ev satacağım. Sen şuyda milyoncukluk, 1 milyoncukluk kayaya mı takıldın abim? Lan şunu söylerken vicdanım ağrıdı, yemin ediyorum. Kalbimde bir ağırlık hissettim. Oğlum adam haklı lan. 1 milyona kaya olayım mı anasını satayım? Neyse benim Lionel Messi abim. Sen bu konulara takılma abim. Milyon küçük bir yakam. Çaypılacağız lan. Abim evin giyişinde gördüğün gibi güvenlik kutusu var. Bu ya tuşlamadan eve giyemiyorsun abi. Şifre ne? Yıldız 123 kaya abi. O ne lan? Kontör soygulama şeysi abim. Kontör mü? O ne baba? Lan adam daha kontöyün ne olduğunu bilmiyor. Oğlum 1 milyonluk kaya buna azmış lan. Keşke 5 milyonluk alsaydım. Yazık oldu anasını satayım. Önemli bir şey değil abim. Seni ilgilendiren bir şey değil. Ben giydim.
Gördüğün gibi giyer giymez bizi böyle bir yay karşılıyor. Şu yasa gayaja iniyor abicim. Zaten mutfak kısmını görmüştük evin. Şöyle hemen yukarı çıkalım. Abim değişen tablo falan var gördüğün gibi. O yası ışık aldıkça değişiyor. Odalaya giyelim şöyle. Bu yası banyo. Ayyeten birleşik tuvalet. Gördüğün gibi yatak odası. Yani kocaman bir oda. Ay ayı kapılayı vay. Gördüğün gibi istersen oydan, istersen buydan giyebiliyorsun. Bu yasa abicim yukarıya, antiyeye çıkıyor. Şuyu da bir otuyma yiyi vay. Canın sıkılıysa otuyuysun. Şu yası benim en sevdiğim yay. Helikopter pisti abicim. Gördün mü? Son model. 2019 model bir helikopter aldım sana. Bunun da fiyatı 78 milyon dolar. Nasıl yani baba? Aşağıdan şimdi ben 78 tane kaya satarsam bunu mu veriyorlar? Öyle deyince bir garip oldu değil mi? O kayaların o kadar yetmesini ben de anlamadım ama arkadaşlar Atlantis'ten çıkınca böyle oluyormuş biliyor musunuz? Kaya bile kayalıktan çıkıyor yani. Ne kadar saçma değil mi? Ama öyle. He abi aynen. Bu yası senin işte helikopteri pistin. Abim senin için en güzel helikopteri aldım. Kendisi yeni. 2019 model. Şimdi sana evin geyik alan kısımlarını gezdireyim. Bu yası böyle ayaküstü yatmalık bir yay. Oya laptop, deygi meygi bir şeyler koymuşuz. Şuyu da 4K televizyon. Abim bu yası küvet. Banyo olabilirsin. Ne bileyim şuyu da duş alabilirsin. Buyu da şampuanlay gördüğün gibi ne bileyim sabunlay her şey vay. Şakir de var mı baba? Oğlum niye herkes şunu soyuyor lan? Arkadaş bir ben mi kullanmadım ya da kullandım da haberim mi yok lan? Neden Şaki neden? Çünkü Şakir'e çay yok baba. Ne kadar iyi genç bir SP lan. İyi üşüdüm. Allah seni kahretmesin Messi. Abi çok komik çok. Allah'ım ya yarabbim. Şu yası da anti ama çıkamıyoruz galiba abim. Yani gördüğün gibi evin tamamı böyle bölümlerden oluşuyor. Abicim evin gezmedik yayını bırakmadık. En son şöyle dışarıdan bir manzaraya göstereyim. Ondan sonra senin alıp almayacağını öğreneceğiz. Abim evin dışarıdan görünüşü bu. Vay yavrum vay. Baba. Ev değil, resmen var ya, ben buradayım diyor lan, müze gibi. Hayalde abim, dünyanın en lüks, en pahalı malikanesi abim. Fiyatı ne baba? He abi, istiyorsan otuy, çünkü fiyatı duyunca bayılabilirsin de. Gönder gelsin baba, kalbim hazır. Abim, evin fiyatı 2.3 milyar dolar abi. 2 milyar nasıl yani? Lan koskoca Messi fiyatı duyunca mavi ekran verdi. Abim 2.3 milyar dolar. Şaka yapıyorsun değil mi? Keşke şaka yapsam Messi abi. Lan dalga mı geçiyorsun sen bebek? Bana bak lan. Küçücük boyuna beni mi kazıklıyorsun oğlum? 1 milyon dolara kayaymış. Yok ne bileyim 78 ekran neymiş şeymiş televizyonmuş. Dalga mı geçiyorsun lan? Duy Messi abi vuyma. Abim ben seninle niye dalga geçeyim abim? Evin fiyatı bu abim. Yemin ediyorum şu kadarcık kayım yok. Şaka lan şaka. 1 milyarını ceven diyeceğim oğlum. Hem normalde 1.3. Abim en ufak bir kayım varsa şuydan şuya bebek bezi almak nasip olmasın abim. Götüm bezsiz kalsın abim. Bebek emlak. Sen beni salak mı sandın baba? Estağfurullah abim. Abim, vallahi ciddiyim abim. Bana bu evi hayatta aldırtamazsın. Var ya, mezardan babam çıkıp gelse almam baba. Aaaa, demek ev burasıymış ha? Vay yavrum vay. Bebek emlakçı, evin adresini attığın için sağ ol. Ben bu evi alıyorum. Fiyatı önemli değil. Bu ses, en büyük düşmanım. Ronaldo. İşleyin böyle gidebileceğini tahmin ettim. O yüzden destek kuvvet çağırdım. Ronaldo. Senin benim evimde ne işin var baba? Senin evin mi? Ulan hileci Messi. Sen beni hileyle motorda geçtin. Evi de hileyle alabileceğini mi sanıyorsun? Bu ev daha senin değil ki. Bebek emlak satmadı sana değil mi? Yok Ronaldo abim. Satmadım abim. Evi sen de istiyordun değil mi? İstemek ne kelime bebek emlak. Para hazır. Hemen havale etmek istiyorum. Hesap numaranı ver. Yaz abim. TY0006. Dur bir dakika bebek emlakçı. Ben bu evi buna kaptırmam baba. 2.3 mi diyordun? Söyle. Hesap numaranı söyle. Alıyorum. Asıl sen bana söyle. Alıyorum bebek emlakçı. Ona bırakamam. Allah Allah. Abim.
Bilemedim ki şimdi. Sat bana baba. Hazırım. Aaa, IBAN ver. İlk atan alır. Harika bir fikir abim. Yazın. TY0006 64 2.3 milyar dolar gönderdim. Anam, mesaj geldi. Abim buyda yazdığına göre önce Messi göndermiş abim. Hay lanet olsun. Demek benden önce davrandın ha? Herhalde baba. Benim telefon daha hızlı. Oh, evi aldım. Harika. Aa, tebrikler Messi. Hakkını kazandın. Bebek emlak, görüşürüz. Hadi kızlar gidelim. Helal olsun Messi abi. Yes man Ronaldo'yu bozguna uyattın abim. Herhalde baba. Evim çok güzel ki Ronaldo da istedi. Sağ ol bana bu evi sattığın için, sağ ol. Estağfurullah Messi abi, aman aman. Önümde değil mi abim? Ronaldo'ya ağzının payını verdim baba. Çok mutluyum. Allah mutluluğunu daim etsin abim. Görüşürüz. Hayırlı olsun abim. Hayırlı olsun. İyi günleydi Otoy. Ronaldo abi. Selam abim. Allah razı olsun abim. Aaa, ne demek bebek amlak. Ben uzun zamandır Messi'ye kazık atmak istiyordum. Motor yarışında hile yaptı. O yüzden intikam almam lazımdı. Sayende intikam aldım. Eyvallah abim. Kızlarla ne iyi gidiyordun abi? Bırakayım mı? Aaa, kızlar ne dersiniz? İyisin ne şikir şiysin öyle. Hem şekeyim hem de zengin. Bu uyumaz mıydınız kızlay? Oğlum yes ben kazıkladım lan. Evim çok iyi baba. Müthiş fiyata... Lan? Lan ben buraya az önce 2.3 verdim. Ne yaptım lan ben? Bebek emlak, gel lan buraya. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi bebek emlakçı Messi'ye dehşetül vahşet bir ev sattı. Lakin kazıktan sattı. Messi kazığı sonradan fark etti ama iş işten geçti. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Götün yemedi değil mi lan? Heee, yemedi yemedi, gel. Korkmayın korkmayın. Ucundan keseceğim. Gel bakayım. Oo lan, bıçak çekti ama. Azıcık daha büyük bıçaklarla oynamaya ne dersin? Gel lan böyle gel. Demek sen benim Ceren'ime yan göze bakarsın ha. Bittin oğlum sen. İstediğin kadar diren. Bittin. Anladın mı? Keseceğim lan seni. Kesmeyen adam değildir. Lan sen zaten adam değilsin. Hayvan herif. Anca bıçaklarla gelirsin. Bırak lan bıçağını sıkıysa. Sen benim Ceren'ime yan gözle bakarsın ha. Geldiğiniz vakit anladım. Aranızda bir şey var. İtiraf et. Lan saçmalama. Sadece onun hayatını kurtardım. Yalan söylüyorsun yalan. Onunla beraber oldunuz işte. Lan öyle bir şey olmadı. İtiraf et. Aa!